Herkese merhabalar. Bu videomuzda da bu aracı değişkenliğin analizinin, yani aracı değişken analizinin yapısı eşitlik modellemesiyle AIMS programını kullanarak nasıl yapacağımızı anlatacağım. Bu videoyu izlemeden önce mutlaka bu yapısal eşitlik modelinde analiz anlamanız için öncelikle aracı değişkenin ne olduğuna dair bir videomuz var. Orada nasıl analiz edeceğini anlatıyorum zaten. Hangisinin diğerine göre daha üstün bir özelliği olduğundan bahsediyorum. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve SPSS'de de bu analizin nasıl yapılacağını bakmanızın en azından mantık kavramanız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de hiç AIMS kullanmadıysanız bu videoyu izlemediğince mutlaka o AIMS'ı anlattığım programlara bakmanızın da en azından analizleri daha rahat yapmanız açısından yarar sağlayacağını düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde daha önceki videolarda bahsettiğim aracı değişken nedir? Ondan bahsedeyim detayına girmeden. Biz eğer bir değişkenimizin ki bu modelimizde zeka bir bağımlı değişken üzerindeki etkisinin bir başka değişken üzerinden gerçekleştiğini düşünüyorsak burada bir aracılıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla zekanın sınav notu üzerinde etki edeceği unsurlar, etki edeceği katsayının çalışma süresi üzerinden ancak ve ancak gerçekleşebileceğini düşünüyorsak bütün etkinin, o zaman tam aracılıktan zekanın sınav notu üzerindeki etkisinin bir kısmının çalışma süresinin üzerinden bir kısmının ise direkt olarak etki edeceğini düşünüyorsak bu durumda da kısmi aracı değişkenden bahsediyoruz. Şimdi SPSS'de ve diğer analizlerde anlattığım gibi aslında benzer bir mantık var AIMS'ta da. Bu aslında AIMS'ta çok daha rahat yapılıyor ama ben yine aşama aşama yapacağım ve daha rahat bir şekilde nereden göreceğinizi de anlatacağım. Dediğim gibi ilk beklentimiz şu olmalı. Zekanın bir kez sınav notu üzerine bir etkisi olmasını bekliyoruz. Benzer şekilde çalışma süresinin de sınav notu üzerine bir etkisi olması beklentimiz. İkisini bir arada modele soktuğumuzda ise zekanın etkisinin daha düşük bir hale geleceği ve anlamsıza dönebilmesi gerektiğini bekliyoruz. Dönmesi gerektiğini bekliyoruz. Ya da anlamlı kalmasını ama yine de bu beta bizim koefisyent katsayısı dediğimiz efekt katsayısının düşmesini, bozulmasını bekliyoruz çalışma süresi de modele girdiğinde. Dolayısıyla bunlar gerçekleşirse ve bir de bizim indirect efekt dediğimiz yani zekanın bunun üzerinden sınav notuna etki ettiği katsayı dediğimiz katsayının da anlamlı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bunlar bir arada gerçekleşirse biz o zaman diyoruz ki evet burada bir aracılık var. Peki AIMS'da bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben buraya hızlıca bir modeli aktardım. Bunu nasıl yaptığımı, hangi tuşlara basarak yaptığımı bilmek istiyorsanız dediğim gibi AIMS'ın diğer anlattığım analizlerine bir bakmanız faydalı olacaktır. Ben şimdi oraları bildiğinizi varsayarak hızlıca bir aracılık analizini burada gerçekleştireyim. Şimdi öncelikli olarak modelimiz bu ama biz bir zekanın aracı değişken olmadan katsayısına bir bakalım. Bakalım katsayımız zekanın direkt sınav notu üzerinde bir anlamlı etkisi var mı? Bunu görelim. Ve ilgili aracı değişken soktuğumuzda acaba zekanın katsayısında bir değişim oluyor mu? Bunu anlamak için direkt böyle bir modelde çalıştırıyoruz. Hemen şuna view text diyoruz. Bu aşamada gidip model fit'e falan çok mantıklanıza gerek yok. Zaten çok anlamlı şeyler çıkartmayacak. Son nihai sizin modelinizin model fit uyum iyiliği değerlerine vermeniz gerekli. Dolayısıyla buraya bakıyoruz regresyon katsayımıza. Burası standartize edilmemiş, burası da standartize edilmiş değerler. Genelde biz standartize edilmiş değerlerden konuşuruz ama anlamlılığa buradan bakacağız. Gördüğümüz gibi p-value'muz, anlamlık değerimiz 0,15 yani anlamlı bir burada bir etkiden bahsediyoruz. Ve etkimizin katsayısı da 159. Şimdi bunu bir kenara not almamız gerekiyor. Ardından gidip bizim modelimizi eski haline çeviriyoruz. Ve bu model üzerinden bir de zekanın katsayısına bakıyoruz. Burada bir değişim olmasını, azalmasını bekliyoruz. Bu az önce 163 bulmuştuk ya, daha doğrusu 159 bulmuştuk standartize değerini. Bu değerin, şu katsayının işin içine çalışma süresine girdiğinde azalması bizim beklentilerimizden bir tanesi. Bir de modelimizi bu halde çalıştıralım bakalım. View text diyelim. Şimdi burada baktığımızda dediğim gibi artık bizim zekanın çalışma süresi üzerindeki etkisinin zekanın pardon sınav sonuçları üzerindeki etkisinin düşmesini bekliyoruz ki düşme gerçekleşmiş. Aslında baktığımızda bu p-value'da da bir bozulma olmuş. Aslında bunlar istediğimiz şeyler. Ancak bir sıkıntımız var diğer programda, diğer analizlerde de gördüğünüz gibi. Aslında biz zekanın da çalışma süresi üzerinde yani şuradaki katsayının da anlamlı olmasını bekliyoruz ki maalesef bizde anlamlı değil. Zaten bu aşamada bizim bir aracılıktan bahsetme şansımız yok. Ama varsayalım ki anlamlı. Elimde tam bir aracılık etkisini gösterebileceğim veri olmadığı için bunun üzerinden gidiyorum. Üzgünüm bu konuda, özür dilerim. Varsayalım ki burada da bir anlamlı değer bulduk. O zaman neye bakacağız? Evet bir azalma gördük. Normal direkt etkisinden aracı değişkeni soktuğumuzda bir azalmanın oluştuğunu gördük. Çok güzel. Burada da bir anlamlı gördük. Çok güzel. Aynı zamanda çalışma süresinin yani
Bunun üzerinde de bir anlamda etkisi olduğunu gördük. Bunlar bize bir aracı değişken olabileceğine dair işaretler. Bir de şunu yapmanız gerekiyor. Normal şartlarda aslında yapıp devam ettim ama şunu da bir göstereyim sizlere. Şu estimation kısmını da zaten şurayı seçmeyi unutmayın. Bunu seçmezseniz analizleri yapmayabiliyor. Kimi durumlarda ortalama alamadığı için. Buradan indirect total effect seçiyorsunuz. Standardize değerlerini mutlaka alın. Ve bootstrap diyorsunuz. Yani bootstrap dediğimizde aslında örneklemin içerisinde tekrar belli sayıda ufak örneklemler alarak bir hesaplama yapıyor. Bu hesaplama bizim yapısal eşit modellemelerinde indirect effect'in yani aracılık için bizim için gerekli olan ihtiyaç duyduğumuz şu zekanın sınav sonucu üzerinde çalışma süresi üzerinden ne kadarlık bir etkiye sahip olduğunu yani aracılık etkisini test etmemizi sağlayan analiz sonuçlarını verecek. Bunları yaptıktan sonra calculate estimates dediğinizde ilgili değerleri görebilir haldeyiz. Az önce bahsettiğim gibi buradan mutlaka diğer ilişkileri ilişkilerinizin anlamlı olup olmadığını, hipotezlerinizi destekleyip desteklemediğini görmeniz gerekiyor. Ardından da şunu yapacaksınız. Buradan Matrix'e geliyorsunuz ve standardize indirect efekti seçiyorsunuz. Buradan da Bootstrap'e gelip sizin bu ilgili değerinizin anlamlı olup olmadığını görmek için şuraya bakıyorsunuz. Nedir burası? Standardize indirect efektlerin significant yani anlamlı olup olmadığını söylüyor. Eğer şurada hipotezi %95 güven aralığında alıyorsanız 0,5'in, %90 güven aralığında alıyorsanız 0,10'un altında bir değer görürseniz bu demektir ki evet siz bir aracılık etkisinden bahsediyorsunuz ve bu aracılık anlamlı. Dolayısıyla hipotezlerinizi destekleyebildiğinizi söyleme şansınız oluyor. Peki nedir bu indirect efektin katsayısı diye bakarsanız da işte standardize indirect efektinizin katsayısını da burada görüyorsunuz. Zeka doğrudan sınav sonucu üzerinde yani zekanın doğrudan sınav sonucu çalışma süresi vasıtasıyla etki etmesi anlamlı. Bu etkinin katsayısında görebildiğiniz yerlerde işte upper bound ve lower bound olarak buralarda yani bu aralıkta yer aldığını size söylüyor. Peki böyle bir durumda siz hangi model uyumu iyiliği değerlerini vereceksiniz? İşte ayrı ayrı her bir modelin değil, tüm modelinizi çalıştırdığınız haldeki model uyum iyiliği değerlerini vereceksiniz. Tabi burada gördüğünüz gibi hepsi 1 ve çok iyi değerler. Neden çok iyiler? Çünkü alt boyutları, alt itemları bile olmayan sadece 3 tane basit değişkenle bir model çalıştırıyorum. Dolayısıyla olabilecek bütün yolları aslında burada tanımlamış durumdayım. Bundan dolayı da benim model uyum iyiliği değerlerim gayet yüksek çıkıyor. Basit bir şekilde yapısal eşit modellemeleriyle AIMS vasıtasıyla aracılık testini bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa yorumları yazın. Belli aralıklarla yorumlara bakıp bundan sonraki süreçte önümüzdeki süreç içerisinde birazcık daha fazla vaktim olacak. İlgili sorulara dair de bazı videolar çekmeyi planlıyorum. Eğer bu videoları da takip etmek, görmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.